Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz yeni bir videoma. Bu video sizlere çok yardımcı olacak. Umarım videomu beğenirsiniz. Sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu. Bir amatör e-sporçunun gözünden, hani öyle düşünün. Kesinlikle ben bir e-spor oyuncusu değilim. Zaten videoda anlatıyorum ama ekip arkadaşlarımla sizlere ufak tefek bir taktikler verdim. İşinize çok yarayacak. Gençler bu arada şunu söyleyeyim videoya geçmeden önce. Hani biliyorsunuz bana destek olmak istiyorsanız aşağıda verdiğim Perdiştal'dan altın alın. Zula'dan daha ucuza. Zula'da aldığınız fiyatın aynısına Perdiştal'dan benim verdiğim linkten kayıt olup alırsanız 10.000 za daha fazla. Hani detaylar için aşağıdan verdiğim Perdiştal'a üye olup altın alabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Haydi şimdi videomuza geçelim. Bir like bırakmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi nasıl e-sporcu olunur, birkaç taktik vereceğiz. Yanımda Alper var, Emin var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk be. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar bize diyecekler ki, hani siz diyeceksiniz daha doğrusu, hani sen e-sporcu değilsin veya bir şey değilsin, neden bu kadar taktik veriyorsun? Ben kendim olamayabilirim ama birkaç taktik bildiklerim var ve de tecrübeli insanlardan aldığım birkaç taktikleri size söyleyeceğim. Alper'in de bildiği birkaç taktik var, zaten biz yaparken göreceksiniz ve emin olun bunları denerseniz çok işinize yarar. Ki ben biliyorsunuz pek böyle uğraşmıyorum, hani hiç oyuna böyle kendime vermiyorum. Siz e-spor pro olmak istiyorsanız hani bunları zamanla yaparak istediğiniz yerlere gelebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar videomuza geçmeden önce bizim klan başkanımız Alper ve ben klanın sahibiyiz. İkimiz Argo Esport. Turnuvamız var. Turnuvadan sonra alımlarımız var. Alper Koral YouTube'a yazarak abone olursunuz ve açıklamaya koyarım. Alper'in kanalına mutlaka bir abone olun. Klan maçları atıyor o da. Hani içerikler atıyor eğlenceli. Bizim klandan, hani bizden o da abone olabilirsiniz. Strona da aynı şekilde. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar, M4'de ben genellikle hani siz oynayışınıza bağlı. Mesela bak, desen var bende, full efsane var ama ben takmıyorum. Neden? İlk bir bunu geçelim. Deseni ben takmıyorum çünkü konsantrasyonunuzu bozabilir desen. Üst eklenti olarak, üst eklenti olarak mesela örnek refleks pek kullanılmıyor. Holo kullanılıyor. Delta'yı bir, hani delta az kullanılıyor ama delta kullanabilirsiniz ya da holo kullanın. Holonuz yoksa da hiçbir şey takmayın. Zaten odaklanırsınız bu şekilde şu an gördüğünüz. Ve ben holo kullanıyorum. Desen takmıyorum. Ön eklenti ise hani Vandetta da var. Vandetta da takabilirsiniz ama ben Vandetta takmıyorum ki siz de takmayın. Şöyle göstereyim. Bak şundan takabilirsiniz varsa. Gizleyici alev değiştirici arkadaşlar. Bu sizin mermi izlerinizi göstermez. Mesela şunu takıyorsunuz, mor. Ateş ederken mor çıkıyor. Ve veya şu gizleyici takarsanız nereden mermi sıktığınızı düşmanınız göremez sizin nereden sıktığınızı. Bu da öyle işinize yarar. Alt eklenti kesinlikle lazer kullanmayın. Arkadaşlar lazer neden takmayın? Örnek veriyorum, yakın mesafelerde lazerin odaklaması önünde yeşil, kırmızı, sarı olabilir, bilmiyorum, her neyse lazer büyüyor. Hani ne bileyim böyle değişik değişik odaklamalarda ters noktalar yaratır. Onun yerine şöyle ayarlar kısmına gelirsiniz. Oynanışa tıklarsınız. Şöyle nokta yapabilirsiniz. Rengi de renk 3 yaparsanız sizin için daha iyi olur. Ama ben nokta da kullanıyorum ama ben nokta pek kullanmıyorum. Klasik 2, renk 2, şey renk 3. Sesinizi de arkadaşlar genel sesi yükseltin, arka plan müziğini kısın, ses efektlerini full yükseltin, ortam ve radyoları kısın, böyle sesinizi ayarlayabilirsiniz. Ve alt eklenti lazer kullanmıyorum. Aksesuar ben hiç takmıyorum. Çıkartmada çıkartma takabilirsiniz, o da sayaç takabilirsiniz, size bağlı sayaç. Ama aksesuar takmıyorum, hani konsantrasyonunuzu bozabilir arkadaşlar. Benim M4'üm bu şekilde sade. Siz böyle kullanabilirsiniz ve böyle alışırsanız daha iyi olur. Şimdi isterseniz Alper'le ile birlikte oyuna geçelim. Size bugün 4 taktik vereceğim. Onları uygularsınız. Harbiden de bir iki hafta içinde böyle full uygularsanız istediğiniz yerlere gelebilirsiniz. Hadi şimdi oyun içine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Şimdi birinci kuralımız, hani ayımı nereye tutmalısınız? Ayım dediğimiz olay şu öndeki, hani
Crosshair. Aynen Crosshair'i hani nereye mesela bazıları var arkadaşlar. Yeni başlayanlar veya yeni FPS'e adım atanlar şöyle gidiyor arkadaşlar, fark edersiniz şöyle gidiyor. Aim yere doğru gidiyor hani. Bazıları var böyle havaya dikiyor ama örnek size şöyle göstereyim. Alper bir dakika gelsene kanka. Mesela şurada ya Alper. Alper'in boy odaklaması mesela Zula'da şu kadar. Mesela siz her zaman ayımı şöyle değil de, bak şöyle değil de, şöyle değil de, şöyle gezerseniz mesela şöyle üstünde, bu tarz şöyle, hani ayım her zaman kafa tarafında olsun. Alper o şeyi de sen anlat kanka, bu mesela yakın mesafede mesela adam var ya, ayım hani ani çatışmada mesela adam şuraya pusmuş örnek veriyorum, sen de adamı hissediyorsun. Ayım hani orta mı, boğaz tarafı mı? O da sen de. Adamla sürekli çatışma içindeysen eğim kafa tutulmaz yani. %90 ES atamazsın. Eğim gövdeyi tutacaksın ki kafaya çeksin mouse otomatik olarak eğimi. Aynen öyle. Yani adamı tabii ki yer tutarken ilk başta kafaya tutacaksın. Ama çatışma halindeyken gövde boyun hizasında dursa her zaman zaten kafa gider. Veyahut da 4 vuruşta göğüsten öldürebilirsiniz. Aynen. Mesela arkadaşlar son kez size bir taktik vereyim. Mesela örnek vereyim. Hani doğdunuz ya. Alper beni bir öldür kanka. Dur size bunu göstereceğim. Şimdi doğdunuz. Mesela silahınızı aldınız. Yakında bir tane AWP'ci var. Tanıdığım arkadaş. Çok sağlam taktikler veriyor. Ondan da arsız. Mesela doğdunuz ya. Örnek. Ölüp doğdun. Aynınız her zaman böyle olmasın. Şu taraflarda tutun. Aynı bu şekil bak. Alper şu an seni hiçbir şekilde görmüyorum. Tamam mı? Bir kısadan gelsene. Hani City'den kısaya çık. Şu tarafından gel bakayım. Arkadaşlar bakın şimdi. Alper tam çıktı mı ayım tarafından çıkacak. Bakın gördünüz mü? Bak gördünüz mü? Tam kafa. Bak. Gördünüz mü? Tek. Yani tek. Hiç mouse'u şey yapmam. Hani mouse'u sağ sol yapmadım. Direkt Alper'i görmeden ayımı tam kafaya ayarlayıp ve tek iki sıkışta Alper gitti. Yani öyle yaparsanız daha avantajlı, ayım böyle tutulur arkadaşlar. Bunu yaparsanız çok büyük avantaj sağlarsınız. Şimdi ikinci kuralımız arkadaşlar sprey dediğimiz olay. Şimdi spreyi gösterelim. Sprey de o zaman bize bir boş duvar lazım. Alper nereyi seçecek kanka? Ha burası iyi değil mi? Alper'in yanına gidelim. Neresi? Beyaz bir duvar. Aynen beyaz burası. Mı olsun diyorsun? Ha beyaz olsun daha iyi. Şurada. Tamam burası iyi. Arkadaşlar örnek veriyorum şimdi size. Sprey dediğimiz olay. Şimdi şu mermi izleri gitsin. Örnek veriyorum mesela ateş hızınız. Mouse'la aim'inizi ayarladınız. Adama sıkıyorsunuz. Örnek mesela mermilere. Siz sıkarken şöyle silahınız seker. Şöyle görüyorsunuz ama sekmemesi için şöyle sıkarken. Ah mermi bitti. Öyle farkı görüyor musunuz? Hani normal sıkışta arkadaşlar sadece mouse'u şöyle düşünün. Basıyorsunuz ya, aynı elimle gösteriyorum. Tek sıkışta şöyle bastınız. Şöyle basıyorsunuz arkadaşlar ve silah seker. Sıkarken bakın normal tek basıyorum mouse'u hiç öne. Mesela karşımdaki adam ya, şu adam ya mesela. Şöyle bakın. Mouse nasıl sekiyor havaya doğru ama sıkarken hafif mouse'u alta çekin bakın şöyle. Bakın bir tane bile sekme yok. Örnek veriyorum mesela şöyle. Bir tane bile sekme göremezsiniz ama normal sıkışta görüyorsunuz ki fark ortada. Sprey dediğimiz olay bu. Her zaman adam orada ya. Alper mesela dur seni öldüreceğim kanka. Mesela geldiniz sprey mesela örnek. Ben şimdi şöyle Alper'e düz sıksam ayım kafada olduğu için direkt mermiler havaya gider. Ama alta doğru sıkarsam hani Alper'i görüp de mouse'a tıklayıp hafif alta çekersen mouse'u, Alper ya kafaya da HS falan yer. Şimdi 4 mermi kalmış. Gördünüz mü? Direkt kafa tek vuruşta. Onu yaparak çok avantajlı, işinize yarar arkadaşlar. Sprey dediğimiz olay da budur. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü olayımıza gelelim. Reflex. Şimdi reflex nedir? Onu kısaca bir özet geçeyim. Hani kendi aim'inizi geliştirmeniz açıkçası reflex kısacası. Şöyle söyleyeyim. Mesela örnek taarruzsunuz. Refleks kasma denen olay arkadaşlar ayım ısındırmak. Arkadaşlar dediğim gibi refleks en iyi mesela kısa maplerde kasabilirseniz, taarruzsanız eğer kısa maplerde oynayın arkadaşlar. Herkes tek inşaat olur. Pardon. İnternet kafe olur. Ondan sonra inşaat da kısa. Aynen inşaatta da oynayabilirsiniz. Hani bu arada Stron hiç konuşmuyor. Stron da birçoğunuz tanır.
dediğim gibi hani kısa maplerde eğer ki snipersanız onu da bir Alper anlatsın. Evet sen yani de zaten. Snipersan yani daha sabotaj maplerinde daha iyi refleks kasarsın, ne bileyim yakın maplerde sniper pek bir işe yaramaz ama Halil'in de dediği gibi taarruzsanız kısa maplerde daha iyi refleks kasarsınız. Yani özet olacak olursa sniperlar sabotaj maplerinde ne bileyim Trabzon Uzungöl, Favela, Safranbolu gibi maplerde daha iyi refleks kasabilirsin. Aynen, mesela Safranbolu ölüm maçında da iyi refleks kasabilirsiniz. Ya genellikle uzun map olması yeterli. Aynen, şöyle uzundan sniperlar daha çok iyi keser. Örnek Favela olsun. Bir tane daha map vardı ya, adını unuttum. Orada da iyi kasarı da. Çin mi? Çin değil kanka, bir tane uzun var diye ya böyle. Trabzon mu? Heh, Trabzon. Orada çok iyi kasır arkadaşlar. Mesela çok uzun ya, karşılıklı sniperlar. Herkes tek varsa orada iyi kasarsın. Ya kısacası taarruzsanız yakın mesafelerde, sniper'sanız şöyle bu şekilde uzun mesafelerde kasabilirsiniz. Dediğim gibi sniper pro'luğu da bir tane arkadaşım var, çok sağlam, o size anlatacak. Eğer bu videoya şöyle bir iyi bir like oranı gelirse. Şimdi arkadaşlar dördüncü kuralımız da arkadaşlar prefire. Hani bunu hemen size özetleyeyim şimdi arkadaşlar, şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi dördüncü kuralımız prefire. Şimdi prefire, örnek geçersek mesela bir mod oynuyorsunuz, herkes tek olur veya herkes tek değil, sabotaj adamı uzunlu olduğunu biliyorsunuz, herhangi bir yer, örnek buradan base'e kadar, city taraflarına kadar bir ses duydunuz şu uzun taraflarında ama adamın tam olarak nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Örnek prefire atma, kısacası mesela adam şurada mı? Adam sizi sıkmadan siz yerini tahmin edip veya etmeyip o yere aniden ateş etmeye prefire denir. Siz de hemen gösteriyorum. Mesela uzundan gidiyorsunuz, adam buralarda bir yerde, örnek veriyorum. İlk bakmanız gereken yer şurası. Şuraya haline sıkıp şöyle tam karşıya sıkarsınız. Ama bunları ben yavaş yavaş anlatıyorum. Siz böyle oyun oynarken daha hızlı yaparsanız çok avantaj olur. İlk bakmanız yer burası. Adam tam sizi sıkmadan siz şu kapı arkasını sıkmanız, adam burada da olabilir. Buraya geldiniz mi direkt burada ilk bakmanız gereken yer traktör. Şuradan ayımınız zaten havada. Bak tam adama buradan gider. Buraya geldikten sonra şuraya sıkıp tam adama sıkarken, adam size tam sıkarken uzundan geldiğinizi biliyor. Siz şöyle traktöre sıktıktan sonra hemen buraya sıkıp şöyle ayımınızı alabilirsiniz bu tarafa. Örnek veriyorum, uzun buralar temiz. Adam traktör olabilir, İşte sarı kutu olabilir, base olabilir. Mesela şöyle gir çık burada yapın. Ama bu bölgeye gelirseniz örnek veriyorum şurada ya mesela adam, örnek Şöyle bu şekilde çıkıp vurabilirsiniz. Aynı şekilde ikincide mi gördünüz? Şöyle ikinciyi vurursanız adamın nerede olduğunu görürsünüz. Yani mesela iki yere baktıktan sonra, tabi bu arada siz sarı kutu öldürebilir. Çok hızlı olun. Mesela şöyle böyle vur kaç, adamı böyle çok rahat gördükten sonra kaçıp böyle prefire atabilirsiniz. Mesela demet yedi şimdi. Hani bu şekilde arkadaşlar, prefire dediğimiz olayı kısaca özet geçtim. Mesela örnek tekrar geçiyorum, Alper mesela burada bir yerde, örnek şimdi geldiniz buraya, sıktınız adam yok, ondan sonra otomatikmen şuraya sıktınız. Siz sıkarken adam size sıkıp çıkıp vurursa siz zaten adama sıktığınız yerde öldürürsünüz ki sizi bekleyecektir adam, ama siz hızlı olun. Şuraya baktınız adam yok, traktör önüne baktınız yok, hemen çıkıp buraya vurdunuz mu adam ölür. Ondan sonra şuraya bakarsanız çok avantajlı. Mesela adam daha beni sesimi alıp tam sıkarken biz ona prefire attık. Bunun adı prefire arkadaşlar, bilginiz olsun. Hemen 5. kural göstereyim. Örnek bir adam, mesela 5. kural da şöyle göstereyim. 2 taktiği var. Mesela çok taktik var, size birini göstereyim. Mesela örnek sıkarken her zaman hani şöyle sağ sol yapıp sıkın. Şöyle örnekle otur kalk sağ sol yap. Mesela yerinize sabit böyle sıkmayın, hiçbir şekilde yararlı olmaz. Örnek veriyorum, mesela Alper diyelim orada, siz çukurdasınız hani. Siz şöyle çıktınız ya, adamı şöyle ayım açmadan sıkmayın. Mesela nişan açın da sıkın. Şöyle sıkarsanız mermiler çok sıkıntı olur. Ama şurada şu zoom tutarak mermiler sanki kurşun gibi böyle var ya, nasıl şöyle söyleyeyim, çok düz gider. Yani her zaman durbulu açıp sıkın. Şöyle biraz da otur mesela, şöyle bak mermi nasıl gidiyor. Alper bir sarı kutuya baksana. Mesela örnek şimdi mermi sekiyor mu, bak. Mermi sekti mi karşı duvarda? Mesela dur bana bir şey versene. Şimdi nişan açmadan düz sıkacağım. Alper bir seni öldüreyim.
Senin silahını aldım, tamam mı? Sen yine aynı yere geç. Arkadaşlar şunu göstermek istedim. Silahın mermini bitti diye geldim. Mesela adam uzakta diyelim. Siz adama şöyle normal sıkmayın. Mesela bak beyaz duvara sıkıyorum. Mermiler sekiyor değil mi? Görüyorsunuz sekiyor. Aynen. Havaya doğru. Sprey yapmadan sıksak bile yine seker. Ama nişan açıp adama mesela Alper'e sıkacağım. Örnek Alper, seni öldüreceğim kanka. Mesela adama bak. Tam adamın direkt üstüne gidiyor. Ne adamın ne üstünde, hani kafa üstüne bile gitmedi. Adamın komple vücuduna gitti. Çünkü ben ayım ve her zaman adamın şu an altına tutmuştum. Uzundaydım. Ama siz ortalara tutun. Kafa tarafı daha iyi alırsınız. Dediğim gibi sıkarken de sabit durmayın. Ölürsünüz. Sağ sol yaparak sprey oranını kullanın. Artı aim olarak da şeyi kullanın. Aim olarak da her zaman kafa tarafı tutun. Sağ sol yapın. Mouse'da düz sıkmayın da sprey yaparak şöyle. Görüyor musun? Mermiler nasıl gidiyor bak. Sabit yerlere gidiyor. Bunları yaparsanız ki bir günde olacak şey değil. Bunları böyle hani deneyin abi. Bir hafta, iki hafta böyle full oynarsanız ya, bu dediğim taktikleri yaparsanız, mesela aim nereye tutulur? Birinci kural. İkinci kural sprey. Üçüncü kural refleks nasıl geliştirilir? Dördüncü kural prefire atmak. Ondan sonra bunları tabi zamanla alışırsınız. Hani bilenleriniz vardır aranızda. Ki ben bir esport oyuncusu da değilim. Hani bildiğim birkaç taktik, Alper'den birkaç taktik aldım. Hani Alper sağ olsun bu taktiklerin birkaç taktiğini verdi. Ben de kendimce bir şeyler katıp size anlattım. Bunları yaparsanız hani bir yerlere belki gelirsiniz esport oyuncusu olarak. Ciddi söylüyorum, hani herkes böyle yeni doğarken esport olarak doğmuyor. Taktik uygulayarak hani zeka, oyun yapısı mesela hissedin abi adam nerede çalışıyor olduğunu. Aynen öyle. Mesela benim videolarımı izliyorsunuz, hep ölürüm mesela, hiç fazla editle uğraşmam, bu dediğim taktikleri uygulamam. Ama bundan sonra ciddiyim artık, videolarda ben de uygulayacağım. Tabi bunları uzun zamandır biliyordum, hani hiç yapmıyordum, kafama göre takılıyordum, ama siz yapın. Bakalım sizlere umarım yararım olur. Dediğim gibi Alper'in kanalına abone olun arkadaşlar. Strona aynı şekilde. Alper de klan savaşları atıyor. Alper Koral yazın. İkisini açıklamaya koyarım. İkinci videomuz da Zula'da espor oyuncu nasıl olunur 2. Onda çok gizli taktiklerim var. Hani aşırı gizli. Onları da metin belgesine şu an yazdıklarım gibi kaydetmişim. Şu an elimde görüyorsunuz. Hepsini not alıp kaydediyorum. Bu dediklerimi hani kime sorarsanız %100 doğru bilgiler. Bunları yaparsanız bir yerlere gelirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanka bir şey demek istiyor musunuz? Bunlara ne yapsınlar? Alper bu taktikleri uygularlarsa nasıl yerlere gelirler? Çok iyi yerlere gelirler. Biz ikimiz Halil'le aynı anda başladık. Bunları uygulayarak bir yerlere geldik. Herkes yaparak bir yerlere gelebilir yani. Aynen öyle arkadaşlar. Neyse fazla uzatmayayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.